Merhaba. Bugün size iki tane portatif lazımlıktan bahsedeceğim. Biri bu. Şu an e-bebekte indirimde. Baby Plus'ın 14,99, gördüğünüz gibi çok uygun bir fiyatı var. Diğeri de Imaginarium'un 99, 90, 100 liralık lazımlığı. İkisi birbirine çok benziyor. Bu yüzden karşılaştırmak istedim. Gelin bakalım birlikte. Bunlar kutuları. Bu Baby Plus'ınki. Gördüğü gibi çok benziyorlar. İmajinaryumda burada bir simecik yazısı var. Bunda boş. Bunda iki taraf çıkıntı. Bunda ön şut bir şekilde. Bir tek arkası yüksek. Kutuları çıkartıyorum. Rahat görebilirim diye. Bunda gördüğünüz gibi şeyler var. Çıkıntılar var. Ve açtığınızda buralara oturuyor. Şöyle. Bu klozete oturması için olan kenarları. Bunda böyle bir geçme yapmışlar. Aslında şu olay güzel olmuş. Hani hareket etmiyor. Bu e-bebekten aldım. Bunda serbest ama yine de sorun yok. Yani ikisi de klozete oturuyor. Yani böyle mükemmel de durmuyor tabii. Hani kayması mümkün. Ama bu hani portatif olarak değerlendirmek lazım bunu. Şimdi asıl sıkıntı zaten hani bunları biraz açarken ben zorlandım. Yani şunu şöyle geçirmek gerekiyor ayakta durması için. Evet, şu anda oturur pozisyona geldi. Tabii bunu daha rahat yaptım açıkçası. Yüksekliklerinde de pek fark yok. Hemen hemen aynılar. Yalnız bu Baby Plus biraz esniyor. Yani şey daha iyi. Salınımı yok yana doğru. Bunda biraz böyle bir esneme var. Ya bana açıkçası asıl sorun şu geldi. Şimdi ikisi de bir kere sert. Çok sert ama gördüğünüz gibi ben çektim. Ya burada şöyle bir mekanizma var. Ve kapattım. Bu elimdeki bu imajinalimi kapattım. Bunda çekmekte biraz zorlandım açıkçası. Hatta ilk çekişimde yerinden çıktı. Sonra işte gene çıkarttım. Ya burada bu beni ciddi derecede rahatsız etti. Takmak için uğraşıyorum. Fiyat farkı tabii bu 14,99 15 lira. Bu 100 lira. Böyle bir fiyat farkı Bu var. daha rahat çalışıyor kapanırken. Bunda biraz zorlanma oluyor. Ama yine de hani fiyat performansa baktığınızda fena değil, yani alınabilir bir ürün. İkisinden de hatta şu an hala bunu ben açamadım. Yine çıkarttım. Ben mi acaba yeteneksizim diye düşünüyorum. Çok pratik değil yani. Pratiklik sorunu var bunun. Böyle içinden poşeti çıkıyor. Bu poşeti geçiriyorsunuz. Görüldüğü gibi. Şurada görüldüğü gibi. Bir de ıslak mendil koymuşlar içine. 10 tane poşet var. Herhangi bir poşet uyabilir diye düşünüyorum. Ben şeylere benzettim. Buzdolabı poşetlerinin belki en büyüğü olabilir.
Bunun da poşeti var ama Pera almış bunun poşetlerini içinden. Bunun da içinden sadece 4 tane poşet çıkıyor tabii. Alıyorsunuz ama dediğim gibi poşet çok sorun olacağını düşünmüyorum. Yani bu zaten şey bir ölçü. Çöp kutuları olabilecek ölçüler. Bir de bunların kullanım amacına değinmek istiyorum. Ben bunları klozet adaptörü olarak değil de portatif lazımlık olarak kullanmak için aldım. Yani klozet adaptörü olmak için biraz bence basitler. Yani çünkü hani kayabilirler. Daha sabit olabilecek, daha başka bir ürün almayı tercih ederim klozet üstüne. Çünkü ya bunların ikisi de hani çok böyle dengeli durmuyor. İkisi de kayıyor. Yani dedim ki bunlar seyahat tipi portatif. Yani portatif lazımlık olarak kullanmak daha makul geliyor bana. Hani ayaklarını takacağım. Yalnız bu çok rahat geçiyor geçerken. Çıkartmakta sorun yaşıyorum sadece. Evrek'ten aldığımdan bahsediyorum. Bunları bu poşetlerine de takıp lazımlık olarak kullanmayı planlıyorum. Pera tuvalet eğitimine başladığında, yani çantaya sığıyor, yanımda taşıyacağım. Planım o. Böyle bir peçetede koyduğunuzu düşünün. Şişini yaptıktan sonra bu çöpe gidecek. Evet, işim bittiği zaman bunları böyle hala düşündüm. Kapatıp şöyle çantaya sığacak kadar küçük bir boyu var zaten. Bu şekilde kullanmak amacım. Şu an bunu sökmeye korkuyorum yine çıkartacağım diye. Evet, başardım bu sefer. Biraz nazik olmak gerekiyor buna. Evet, bunu da çıkarttım. Neyse, bu sefer daha kolay oldu. Bunda biraz çalışma yapmak lazım herhalde. Evet, böyle.